Raşit Markan var şimdi. Yeni çıktı. Hazır giyinme. Yeni çıkmadı. Bayağıdır var o. Evet. Ama farkındalığı arttı markanın. ...2013 yılında yaptım markayı ben. Bir hazır giyim markası olarak. Daha ulaşılabilir fiyatlar nispeten. Ondan sonra markaya geçtiğim seneler çok da iyi bakmadım açıkçası. Ama son zamanları daha iyi böyle markayı parlattım düşünüyorum yani. O yüzden senin gibi çok böyle farkındalığı olan insanlar var bu anlamda. Bir de işim sanki yetmiyormuş gibi bir de gelinlik yapıyorum şimdi bir de. Ay süper. Ya. Niye Raşit markasını söyledim? Çünkü hani sen diyorsun ya insanlara giyilebilir aslında kıyafetler tasarlıyorum. Dolayısıyla aslında oradaki marka da tam buna hizmet ediyor. Markanla da buna hizmet ediyorsun. Çok. Yok benim kutur kıyafetlerim de giyilebilir. Şey de giyilebilir. Orada fiyat diyorsun. Olarak bir tık fiyat daha. Fiyat olarak daha avantajlı. Bir tık daha ama çok aşırı yani herkese hitap etmiyor ne yazık. Yani yapmış olduğum fiyat yani kullanmış olduğum kumaş kalitesi ve de ne yazık ki işte euronun falan filan işte evet. Yükselmesiyle böyle çok şey yapamıyorum. Çok uyguna gelmiyor ne yazık ki fiyatlar. Ama daha böyle ulaşılabilir diyeyim nispeten. Peki evet. En çok kimleri şey yaptın, giydirdin? Böyle bir iki isim ünlülerden hem bizim ülkemizden hem yurt dışından var mı isimler? Vardır mutlaka. Yurt dışından var yani şey var yani çok öyle yani tabii ki var selebritiler yani hani işte Dawson Cross gibi en ünlü giydirdiğim Paris Hilton gibi falan onlar var ama artık bizim Türkiye'deki selebritlerimiz de yurt dışında çok ünlü. Yani evet. Özellikle Orta Doğu'da biliyorsun çalıştıklarım evet. Arasında işte Belguzel Koyer'le çok sayıda kıyafet yaptı. Meryem Uzerli inanılmaz ünlü yani. Onunla birlikte Kıbrıs'taydınız zaten. Evet geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'taydık. Yani çok şeker ödülümü Meryem'den aldım. Çok süper. Tatlıydı. Çok da böyle bilmiyorduk biliyor musun? Benden bir elbise giydi. Evet. Ondan sonra ve hakikaten hani benim de ödül törenine gideceğimi bilmiyordu. Bana ödül vereceğini orada öğrendik. O kadar denk geldik ki yani. Harika, inanılmaz güzel oldu yani. En çok kimi giydirmek isterdin? Ben? Evet. J-Lo. 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 J to the L-O. Hakikaten var yani mı onun için J-Lo. Böyle giydirebilmek için bir şeyler yapıyor musun? Vallahi iş yapmadım biliyor musun? Ulaşabileceğim bir şey var aslında bir iki connection'ım. Beyoncé'ye bir kere kıyafet yaptım. Bir connection buldum ama olmadı. Benim gibi bir iki tane daha var Türkiye'den tasarımcı arkadaşım Beyoncé'ye yollayan. Ama olmadı. Kime kısmet olacak bilmiyorum yani. Birisine olacak ama Türkiye'de. Aynen öyle. İnşallah, İnşallah sana İnşallah bana olacak. Bence yani sana olacak. Ama hani başkası da gelirse gerçekten çok mutlu olurum yani. En çok da sana olması lazım. Sen Kıbrıs asıllısın. İnçleri falan bizden daha iyi biliyorsun. Yok Kıbrıs santimetre kullanıyoruz ya biz. Evet. Yok Kıbrıs santimetre kullanıyoruz. J-Lo ya sen çok güzel taşıyor ya her şeyi Jennifer Lopez zaten. Evet. Benim de koleksiyonum uyar ona. Tasarım nedir diye soracağım. Nasıl cevap verirsin? Yani çok felsefik. Çok erken daha sabah çok erken bunu cevaplamak için. Cevap bu arada hakikaten sen beni sarı yere kaçırıyorsun. Bizim program 15 dakikaydı. Şimdi döneceğim hakikaten. Merak etme. Ya ben tasarımı şey diye kendim hayal ediyorum. Ben tabii işin üstadı değilim söyleyemem ama benzersiz estetik güzellik sunmak mı? Yani bir kere herhalde en başta benzersiz olması gerekiyor. Yani kimsenin yapmadığı bir şeyi icat etmekten ibaret mi? Hani öyle mi dersin yoksa nasıl? Değil. Benim işim ne değil ya? Benim işim bu işi sanat olarak görenler de var. Ben de yani zaman zaman hakikaten sanat oldu ya bu iş sanat eseri oldu diyorum ama her yaptığım elbiseye sanat eseri gözüyle bakmıyorum. Çünkü günün sonunda trende hizmet ediyorum ben. Ve de evet kutur bile olsa, kişi özel dikim bile olsa o ürün hızlı tüketilmesi gerekiyor. Çünkü o ürünü hemen paraya çevirmem gerekiyor. Yani eğer paraya çevirmezsen o koleksiyon başarısız oldu anlamına geliyor. Peki şunu soracağım. Bir kadını gerçekten güzelleştiren tasarım öğesi nedir diye sorsam. Ya öyle bir şey söyleyeceğim. Mesela herkesin... Elegans diyebilir misin? Elegant olması. Ya şöyle bir şey. Elegan olmak da herkese göre değişiyor biliyor musun? Ben mesela çok görüyorum mesela çoğu tasarımcı. Ben kadını kadın gibi gösteriyorum. Herkesin kadın anlayışı da farklı. Şimdi mesela bazı kadın maskülen seviyor. Hani benimkinde daha elegan. Daha naif ama içinde bir seks apeli olan, ondan sonra daha böyle lady ama aynı zamanda da trend olan kıyafetler diyebilirim. Yani lady derken yani hani her şey böyle uzun şeyler veyahut da atıyorum dizaltı elbiseler falan filan değil yani. Mini bile giydiği zaman bir asilliği vardır yani benim kıyafetlerim. Ona özen gösteriyorum yani ben. Bir de herkesin fiziğine göre uygun olan veya onun iyi göründüğü yerler var. Kiminin mesela beli çok incedir. Onu vurgularsın giydiği kıyafette. Kendini bilmesi gerekiyor dolayısıyla. Tabii kendini bilmesi gerekiyor ama çoğu kadın ne yazık ki bunun farkında değil yani. Öyle bir
durum var yani ne yazık ki. Hı hı. Farkında olanlar çok şanslılar. Hı hı. Ondan sonra biraz da insanın kendini tanıması lazım ya. Kesinlikle. Ve sadece kıyafetle alakalı değil yani, sadece kıyafetle bitmiyor yani bu iş. Kadınlarda hani makyajı var, işin saçı var, onlar da çok önemli. Mazda programın sponsoru, programımızın yes. sponsoru. Onlar da ödüllere doymuyorlar. 350 ödül almışlar şimdiye kadar. Özellikle tasarımda Red Dot, Red Dot'u biliyorsundur. Red Dot tasarım ödülleri var. Bilmiyorum. Ya duydum. Bu arada sözünü balla kesiyorum. Ben lisedeyken Mazda'nın böyle üstü açık ufak bir arabası, ona MX5, bayılıyordum. MX-5. Muhteşem bir arabaydı. Hala var ondan. Keşke onunla mı yapsaydık acaba programı? Allah'ım, onu da verecekler. Evet. Bir ufak 5 dakika falan belki onunla şey yapabilir. Sen kullanırsın. Getiririm onu da. Bana günü birlik oranı gezeyim. Tamam olur. Mazda MX-5. Hatta konuştuk Mazda. Mazdacılar. Ki, size o arabayı istiyorum. Günü birlik gezeceğim. Şey yapacağım. Story atacağım. Tamam. Instagram'a paylaşacağım. Kesin veriyoruz böyle sana. Böyle bir şey yapıyoruz. Yeşili vardı onun ya. Çok iyi hatırlıyorum. Yenisi mi var onların şimdi? Şimdi yenileri var. İnanılmaz. Aref diye yeni bir tane çıkardılar. Hard top ama açılabiliyor. Dolayısıyla hem o soft top var, iyi. Hem hard top var. Aref hard top. İstiyorum ondan. Tamam. Sana tamam. tahsis edelim. Sen onunla evet. birkaç gün geçir. Süper. High five. High five. O araba harikaydı ya. Çok güzel bir arabaydı. Hatta tereddüt ettik. Şimdi onu yapalım dedik ama bugüne yetişmedi. Olsun. Sağlık olsun. Bak daha iyi oldu böyle olması. Aynen. Ben sevdiğini bilmiyordum ama gerçekten bayılıyorum. Efsane bir araba. Onun bir şey var. Kristal ateşi rengi diyorlar. İnanılmaz bir renk. İnanılmaz bir renk. O yüzden renklere de biraz önce girdim. Mazda da bu konuda çok iddialı. Benzersiz renkler yaratmaya çalışıyor. İşte mesela bunun içinde renk ustaları var. Yine böyle çok hani hiç kimsede olmayan renkleri şey yapmaya çalışıyorlar. O yüzden hani herhalde seninle örtüşen hikayesi Mazda'nın senin yaptığın işte çok benzersiz ülkemizde özellikle. Hani Mazda'nın da öyle. O yüzden de hani seni buluşturmak istedik aslında. Arkamızda giden arabaları acıyorum şu anda. Yani kaçta gidiyorsun şu anda? Biraz acı çektiriyoruz onlara. Hakikaten yani çekilmeye zavallı insanlar. Belli bir hızı geçemiyorum ama neyse ki şikayet yok şu anda. Hakikaten 20'de falan gidiyoruz galiba şu an. Boğaz trafik kilit. Bu arada 2013'te polis üniforması Kıbrıs'ta çok tasarlamışsın. Hakikaten çok gurur duyduğum bir iştir. Evet, Kıbrıs Polis Teşkilatı'nın bütün logolarını, kurumsal kimlik çalışmasını yaptım, tasarladım. Hı-hı. Ve de bütün polislerin giydiği kıyafetleri tasarladım. İnanılmaz güzel bir proje oldu. Tam böyle 3 ayda toplantılar yaptık, logolar ve bayağı meşakkatli bir iş. Çok güzel bir projeydi. Şimdi ne zaman gitsem görüyorum, hoşuma gidiyor, gururlanıyorum. Bu aslında erkek koleksiyonuna ileride yol açabilir mi sende? Valla erkek koleksiyon babam, işte Derviş, Bazıbal, kardeşim, Önay, onlar bakıyorlar biliyorsun. Böyle çalışıyoruz valla Tunç. Valla çalışmadan hayat zaten. Hayat, çalışacağız. İyi ki katıldın. Gerçekten çok büyük keyif aldım. Çok teşekkür programda. Ederim. Çok teşekkür Mazda ederim. Mazda ile gidilen yollarda bugün Raşit Bazıbal ile birlikteydik. Çok eğlenceli geçti program. Sıra dışı ünlülerle programımız son hız devam edecek. Görüşmek üzere diyorum. Asma. Arabamı bekliyorum. Merci. Evet, MX-5'i hemen ayarlıyoruz bu arada. Kapatmadan onun sözünü kesin evet, vermiş evet, olalım. Evet, lütfen. Mazda MX-5'i Raşit'e tahsis edeceğiz yes, birkaç please. Gün. O zaman bir high five. High five. Görüşmek üzere. Asma aldık. Ciao.